Tonguç Akademi'den herkese merhaba, hello everyone, welcome hepiniz, hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf İngilizce'de neler var bir konulara bakalım. Daha çok gramer ağırlıklı olacak arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. İlk ünitemiz studying abroad, yani yurt dışında çalışmak, böyle ders çalışmak vesaire, orada okumak anlamına geliyor. Dediğim gibi gramer konularına ağırlık veriyoruz çünkü yazılılarda bu şekilde sorular geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda eğer dil seçmeyi vesaire düşünüyorsanız ya da dilden bir derece yapmak, burs kazanmak vesaire istiyorsanız gramer konularına gerçekten çok ağırlık vermeniz gerekiyor. Çünkü buralardan çok böyle hileli soru gelebiliyor arkadaşlar. O zaman bakalım ne varmış? Verb to be varmış arkadaşlar. Bu ne demek to be? Emizer demek. Olmak anlamına geliyor. Subject pronouns dediğim zaman benim öznelerim arkadaşlar. O şekilde zamirlerden bahsediyorum. Mesela I, you, we, they, he, she, it gibi. Ben, sen, o, biz, siz, onlar yani. Possessive adjective sahiplik sıfatları arkadaşlar. Bunların yanına her zaman bir isim gelmek zorundadır. Yani mesela my pencil şeklinde. Have got, has got, bunu zaten yıllardır öğreniyoruz ve biliyoruz arkadaşlar. Sahiplik anlamına geliyor. Imperatives de birine bir şeyi yap, yapma demek. Yani bir özne olmadan bir cümle kurmak anlamına geliyor arkadaşlar. Böyle biraz daha basit bir ünite. Bu ileride daha eğlenceli şeyler olacak tabii ki. Bakalım ikinci ünitemiz my environment. Bizim çevremiz anlamına geliyor. There is, there are. Bu daha çok böyle burada şunlar var, burada şu kadar şunlar var derken kullandığım bir kalıp. İkinciye bakıyorum. Prepositions of place. Bu da yer yön zarfları falan arkadaşlar. Possessive, sahiplik. Yani mesela nasıl anlatabilirim bunu? Onun şusu. Mesela Ayşe'nin masası ya da Ali'nin ayakkabısı vesaire diyorsam bu tarz şeyde İngilizce söylemeyi bu konuda öğreneceğim. Object pronouns dediğim zaman benim nesne zamirlerim. Arkadaşlar bu da şu şekilde. Mesela ben seni seviyorum dediğim zaman burada ben dediğim şey, I dediğim şey subject pronoun. Fakat seni seviyorumdaki seni kısmı object pronoun'a girer. Demonstratives de böyle gösterirken vesaire kullandığım zarflar, bunlar da şu şekilde arkadaşlar. Mesela this, that, these, those gibi zamirlere diyorum. Singular ve plural nouns ise benim tekil ve çoğul isimlerimdir arkadaşlar. Mesela yine kalemden örnek verelim. Bakıyorum. Bu nedir? Bir tane kalem değil mi arkadaşlar? Pencil. Fakat iki tane kalemim olduğu zaman ben bunun sonuna pencils derim. Peki böyle olmadığı zamanlarda ne yapıyorum? Mesela person bir insan demek. İnsanlar dediğim zaman persons mı diyorum? Hayır arkadaşlar. Bazı çoğul isimlerin ayrı isimleri vardır. Mesela person eğer insanlar olursa people olur. Ya da child çocuk demekken children çocuklar demek. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim üçüncü ünitemiz neymiş acaba? Üçüncü ünitemiz movies'miş. Yani filmler. Bu ünitede ben simple present tense öğreniyorum. Zaten en basit tense'imiz bizim. Yani geniş zaman. Ben sabahları bunu yaparım. Akşamları bunu yaparım. Her ilkbaharda şunları şunları yaparım derken benim genelde yaptığım şeyleri kullandığım tense'tir arkadaşlar. Double H questions da benim soru kalıplarım. Bunlar nedir? Mesela what biliyoruz değil mi? Ne demek? Why, neden demek, where, nerede demek. Bu şekilde WH question'larım var. Bunları öğreneceğim. Bunları cümlede nasıl kullanacağımı öğreneceğim. Like, love, hate. Bunların ing formları normalde yok arkadaşlar. Mesela ben seni seviyorum derken daha çok şu anda seviyorum gibi bir anlam kullanamıyorum. Severim diye yapmak zorundayım İngilizce'de. Mesela I love you diyorum ya da I like you diyorum. Bunları I am loving you, I am liking you şeklinde kullanamam. Fakat hiçbir zaman ing ile kullanılmaz mı? Hayır, kullanılabilir. Bunları eğer ben isim haline çeviriyorsam ing ile kullanabilirim. Mesela loving you is the hardest decision I've ever made. Ya yaptığım en zor karardı seni sevmek gibi. Seni sevmek vesaire diyorsam buna ing ekleyebiliyorum. Bakalım. Beşinci ünitemiz. Inspirational people. Yani ilham verici insanlar. Öğreneceğimiz bir tane tense'imiz var. Present continuous tense. Bu şimdiki zaman demek. Az önce dediğim şey. Şimdiki zamanda bunları kullanamıyoruz demiştim. Peki ne kullanabiliyoruz? Daha çok böyle etkinlik belirten şeyleri yapabiliyorum. Mesela yürümek, ağlamak gibi.
yürümek nasıl diyorum? Mesela I'm walking to school today vesaire. Right now, at the moment. Bunların da zaman zarfları var ya, tam şu anda yapıyorum gibi şeyler kullanıyorum. Making comparisons ise karşılaştırmalar yapmak demek. Bu da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela uzun boylu bir arkadaşımız var, kısa boylu bir arkadaşımız var. Diyorum ki he is taller than her falan filan. Bu şekilde ondan daha uzun vesaire gibi cümleler. Sonra, dördüncü üniteyi atlamışım. Human in nature, arkadaşlar doğada insan. Burada da adverbs of frequency kullanıyorum. Sıklık zarfları yani. Bunları zaten yine çok uzun zamandır biliyoruz. Simple present tense'le kullanırız genelde. Mesela always, her zaman demek. Usually, genellikle demek. Rarely, nadiren. Sometimes, bazen ya da never, asla. Bu tarz şeyleri öğreneceğiz. Can, can't, bu da yapabilmek ve yapamamak anlamına geliyor. Mesela ben yüzebilirim, I can swim. Ya da ben tırmanamam, I can't climb gibi. Adverbs of manner da normal işte bizim Türkçe'de bildiğimiz zarflar. Mesela ben güzel diyorsam beautiful diyorum. Ama güzelce diyorsam beautifully diyorum. Ya da calm diyorsam sakin demek. Fakat bunu ben adverb'e çevireceksem calmly, sakince. Bunlar hep ben fiili tanımlamak için kullandığım kelimeler olmuş oluyor. Bridging cultures, kültürleri böyle bağlamak anlamında present tense versus present continuous tense. Yani ben present tense ile present continuous tense burada karşılaştırıyorum. İkisinin farklarından bahsediyorum. Aynı zamanda question tags. Bu ne demek arkadaşlar? Birine bir şey söyledikten sonra onu tasdiklemek için kullandığım şeyler. Mesela you like her, don't you? Yani sen onu seviyorsun, değil mi? Hani sevmiyor musun ki? Bak, seviyorsun diyorsam question tag kullanıyorum. Bunları da öğreneceğiz çok güzel bir şekilde. Yedinci ünitemiz World Heritage, Dünya Mirası. Burada da Simple Past Tense öğreniyoruz. Simple Past Tense ne demekti arkadaşlar? Geçmiş zaman demekti. Ben geçmiş zamanda ne yapıyordum? To be fiilim was were'e dönüşüyordu. Diğer düzenli fiillere ed takısı getiriyordum. Düzensiz fiillerin de formlarını ezberlemek zorundaydık arkadaşlar. Bakalım. Sekizinci ünitemiz. Emergency and health problems. Yani acil durumlar, sağlık problemleri. Burada present perfect tense öğreneceğiz. Bunun amacı şu arkadaşlar. Present perfect tense'i past tense'le çok fazla karıştırılır. Fakat hiçbir alakası yok. Aslında present perfect tense adında da geçtiği gibi şimdiki, şu anki zamanla alakalı bir tense'tir. Türkçe'de biz bunu evet geçmiş zamanla kullanıyoruz. Mesela ayağım kırıldı bak gibi. Ayağım kırıldı ama çok geçmişte olan bir şey değil. Yani şu an kırıldı ayağım benim. Yani şu an olan bir şey aslında. Yani şu an olup etkisi hala sürüyor diye düşünebiliriz. Present perfect tense bu şekilde. Should, had better, ought to. Bunu üçü de aynı anlamdadır. Suggestion yaparken kullanıyoruz arkadaşlar. Öneri verirken kullanıyoruz. Mesela diyorum ki burada dedi ya çocuk mesela ayağım kırıldı dedi. Present perfect tense kullandı. Ben de diyorum ki you should see a doctor. Bir tane doktora görünmelisin. You had better falan, ought to. Bunları da aynı şekilde kullanabiliyorum. Must, mustn't. Arkadaşlar bu should'un daha böyle şey hali diye düşünebilirsiniz. Çok daha güçlü hali. Bu burada ben hani yapsan iyi olur gibi bir anlamda kullanırken must yapmak zorundasın anlamına geliyor. Mustn't da yapman, yasak anlamına geliyor. Have to ve has to da zorundasın anlamında kullanılır. Has to'yu ben he, she, it için kullanıyorum. Have to'yu da I, you, we, they özneleriyle kullanıyorum arkadaşlar. Dokuzuncu ünitem, invitations and celebrations, yani davetiyeler ve kutlamalar. Burada be going to kullanıyorum. Bunun sebebi de şu, be going to'yu ben gelecek hakkında bir böyle plan, bir böyle tahmin yürütürken kullanıyorum. Mesela diyorum ki ben pazar günü şöyle şöyle bir parti vereceğim. Bunda be going to kullanıyorum. Zaten ünitem de benim invitations and celebrations olduğu için parti mesela düzenleyeceksem böyle bir şey kullanabilirim. Yani gelecekte yapacağım bir plandan bahsederken. Uncountable nouns da benim sayılamayan isimlerim. Mesela süt olsun, şeker olsun. Bunları ben saymak istiyorsam iki süt alır mısın? Türkçe'de belki diyoruz ama İngilizce'de iki süt alır mısın demek çok saçma. Çünkü sütü nasıl sayacağız? Ya litre olarak söyleyeceğiz ya işte kutu olarak söyleyeceğiz. Bu şekilde yani ya da işte iki bardak süt gibi gibi. And, some, any, a lot of. Bunlar arkadaşlar benim bu sayılabilir ya da sayılamayan isimlerimin yanına koyduğum şeyler. Mesela some coffee, biraz kahve demek gibi. You guys got any milk? Biraz sütünüz var mı? Derken kullandığım kelimeler.
How many ve how much bunlar da kaç tane ve ne kadar demek. How many ben sayılabilir isimlerle kullanıyorum. How much'ı da sayılamayanlarla kullanıyorum. Mesela how much'ı süt ile kullanabilirim. How many ise mesela kalem sayarken kullanabilirim. How many pencils do you have? Ne kadar kalemin var? Gibi. Ve 10. ve son ünitemiz future tense arkadaşlar. Gelecek zaman ben burada will öğreneceğim. Gelecek zamanda şunu yapacağım derken kullanacağım. Ama bu daha çok böyle plan gibi değil de immediate decision'larda kullanılıyor. Yani şu an verilmiş kararlar gibi düşünebiliriz. Diğer şekilde kullansanız da hatalı olmaz ama yine de bunun böyle olduğunu bilseniz çok iyi olur arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi bizim ünitelerimiz. Ödüllü sorumda 9. sınıf kanalına abone oldun mu arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. Goodbye everybody.